Benzer görüntüler Şişli'de de vardı. Bir gecekonduda sabaha karşı çökme meydana geldi. Çatı ve gecekondunun bir bölümünün çökmesi sonucu 4 kişilik aileden baba molozlar altında mahsur kaldı. Olay yerine giden itfaiye ekipleri mahsur kalan babayı kurtardı. Yaralı kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağanak ve rüzgar İstanbulluların trafik çilesini adeta ikiye katladı. Görüntüler bir metrobüs kuyruğundan. Zincirlikuyu metrobüs durağında akşam çıkışında adeta insan seli yaşandı. Durak içinde ve dışındaki yoğunluk nedeniyle turnikeler kayboldu. Durağa girebilen şanslı yolcular dolu gelen metrobüse binebilmek için dakikalarca bekledi. İstanbul sabah saatlerinde trafik çilesiyle uyanırken Beylikdüzü ve Silivri'de ise kar yağışı başladı. Evet, yurt soğuk havanın etkisinde öğleki kar ve kuvvetli yağış birçok bölgede etkisini devam ettiriyor. Çanakkale, Tekirdağ ve Edirne'de kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi. Bir saat önce de Niğde'de eğitime ara verildiği açıklandı. Meteorolojiden soğuk hava uyarısı geldi. Sehpa. Yurt soğuk havanın etkisinde Çanakkale'de kar yağışı etkili oldu. Çanakkale'de 16 kişiden 6'sı kurtarıldı. İlçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 6. kişi dediğimiz zaman 6 kişi orada olmuş olur. Kar Edirne'de de etkisini gösterdi, eğitime ara verildi. Tamam. Trakya'ya etkisi altına alan kar yağışı Edirne'den yurda giriş yaptı. Kar yağışı nedeniyle eğitime birçok noktada bir günlüğüne ara verildi. Tekirdağ'da da durum aynı. Soğuk ve yağışlı hava Trakya'da yaşamı olumsuz etkilerken Tekirdağ'da ve ilçelerinde okullar bugün ve yarın tatil edildi. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde saatte 60 kilometre hızla esen fırtına nedeniyle havaalanında yapılması planlanan eğitim uçuşları da iptal. Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 2 gündür aralıklarla yağan yağmur nedeniyle yollar kapandı. Erdek, Bandırma yolu, Kamplar bölgesinde derenin taşması sonucu trafiğe kapandı. Ayrıca Erdek'e bağlı Kırsal Tural mahallesine giden yolda aşırı yağış nedeniyle toprak kayması meydana geldi. Meteoroloji de uyarıda bulundu, bir harita paylaştı. Haritada bugün için kuvvetli rüzgara, şiddetli ve kuvvetli yağışa dikkat çekti. Evet, Şile'ye yeniden uzanıyoruz sevgili izleyenler. Şile'den demiştik 5 kişiye çıktı. 6. kişi de şu anda kurtarılmak üzere. Tekrar edelim, 16 kişiden 5 kişi kesin olarak kurtarıldı. 6. kişi de şu anda kurtarılmak üzere. Geriye kaldı 10 kişi. Ekipler soğuk hava şartlarına rağmen orada çalışmalarına devam ediyor. Evet, siyasetle devam edelim. CHP 31 Mart yerel seçimlerine beraber gideceği adayları belirlemek üzere dün 4. kez parti meclisini topladı. 68 adayını daha belirleyip CHP İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Ankara'da ise Mansur Yavaş dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde dün hareketli saatler yaşandı. Önce Merkez Yönetim Kurulu, ardından parti meclisi toplandı ve 4 büyükşehir olmak üzere toplam 68 adayın ismi belli oldu. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu. CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi için kararını verdi. İstanbul adayı Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçen hafta İmamoğlu'nun evine ziyarette bulunmuş ve o görüşmeden sonra adaylığına kesin gözüyle bakılmıştı. Ankara Mansur Yavaş ve Mansur Yavaş, Yavaş beklendiği gibi CHP'nin Ankara adayı oldu. Adı genel başkan tarafından parti meclisine getirildi ve oylamaya sunuldu. Yavaş için 45 üye evet derken 12 kişi ret oyu kullandı. Twitter'dan açıklama yapan Yavaş, Millet İttifakı ortaklarına teşekkür etti. İYİ Parti ile ittifak görüşmeleri sırasında çokça konuşulan bir başka ise Adana'ydı. Yapılan görüşmelerde İYİ Parti'nin burada CHP adayını desteklemesi kararlaştırıldı. CHP bunun üzerine Adana'da mevcut Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak açıkladı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak CHP'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı adayı ise Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek oldu. Böcek de adaylığının kesinleşmesinin ardından görüntülü bir mesaj paylaştı.
tüm zamanımı, bütün gücümü, deneyimimi, en önemlisi de projelerimi Antalya'ya adamaya hazırım. Bolu adayı Tanju Özcan olurken İzmit adayı da Fatma Kaplan Hürriyet oldu. Ve bu durumda CHP'de şu ana kadar iki milletvekilini belediye başkan adayı göstermiş oldu. Öte yandan Ağrı'da Ahmet Meriç, Niğde'de Rasim Yıldız, Sivas'ta Ali Akyıldız aday olarak gösterildi. Ben tüm adaylarımıza başarılar diliyorum. 31 Mart yerel seçimleri için parti meclisi dördüncü kez toplandı. Toplamda 530 aday açıklandı. Buna göre CHP 11 büyükşehir 24 il adayını belirlemiş oldu. Edinilen bilgiye göre işbirliği kapsamında yer alan Bursa ve işbirliği kapsamında yer almayan Mersin adayları da 24 Aralık'ta yapılacak PM toplantısının ardından ilan edilecek. İzmir adayının ise yeni yılda açıklanacağı belirtiliyor. CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı Ekrem İmamoğlu oldu. İstanbul'un geleceği ve mutluluğu için yola çıkıyoruz dedi ve ilk mesajını İstanbullularla paylaştı. Belki de birçok kişi bugün İmamoğlu'nun günaydın mesajıyla uyandı. CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu oldu. Beylikdüzü'nde bulunan İmamoğlu haberi telefonla aldı. İmamoğlu'nu ilk tebrik edenler çevresindekiler oldu. Ekrem İmamoğlu ilk açıklamasında da İstanbul'un geleceği ve mutluluğu için yola çıkıyoruz dedi. Bugün tabii çok benim için de özel, Beylikdüzü halkı için de çok özel bir anda haberi alır almaz sizlerle beraber paylaşmanın keyfini ve onurunu yaşıyorum. Tabii bu bir başlangıç anı. Hepimiz için çok güzel ve önemli, değerli günlerin bir başlangıcı. Bu yönüyle önce tabii cümlelerime teşekkürle başlamak istiyorum. En başta sevgili eşime, sevgili çocuklarıma, anneme, babama, kardeşime, bütün aileme. Tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin Beylikdüzü ilçesinin başkanına, tüm üyelerine, Beylikdüzü'müzün en küçük yeni doğmuş bebeğinden en tecrübelisine, bütün Beylikdüzü'lü hemşerilerime, dostlarım, onlar çünkü bir evlatlarını, bir kardeşlerini İstanbul'a uğurluyor. Bunun keyfini, onurunu yaşasınlar, bunun sahiplenmesini yaşasınlar. Yanı sıra elbette İstanbul İl Başkanımıza ve İstanbul Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm üyelerine ve de tabii partimin tüm üst kurullarına, parti meclisine, MYK üyelerine ve en başta çok değerli Genel Başkanım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na. Ve nihayetinde bu bir ulusal meseledir. Çok önemli ve çok değerli bir yerel yönetim sürecidir. Bu manada tüm İstanbullulara ve de tüm Türkiye'ye hepinizin huzurunda yürekten teşekkür ediyorum. Değerli basın mensupları, tabii bu dediğim gibi önemli bir başlangıç anıdır. Çok güzel bir süreç yaşayalım. İstanbullulara nasıl bir İstanbul istediğimizi anlatacağız. Dünyanın merkezi olması gereken bu güzel kentin tüm unsurlarını tüm İstanbul'la, hatta tüm Türkiye'yle, hatta tüm dünyayla paylaşacağız. Şunu buradan ifade etmek isterim ki çok kararlı bir süreci yaşayacağız. Ama aynı zamanda erdemli, özenli ve ahlaklı bir süreci bu kampanya sürecinde tüm İstanbul'a yaşatacağımızdan bütün vatandaşlarımız emin olabilirler. Bu yönüyle hazırlıklarımızın İstanbulluların geleceği için en üst seviyede, en değerli vatandaş hazinesiyle bu ilin yaşayanlarının içinde olduğu bir sürecin hep birlikte yönetileceğinden de kimsenin kuşkusu olmasın. En nihayetinde en doğru kararı vereceğini bildiğimiz İstanbullularla yeni bir başlangıcı ve yeni bir dönemi, yeni sözlerin söylendiği bir süreci hep birlikte paylaşacağımızdan da %100 emin bir birey olarak, Ekrem İmamoğlu olarak İstanbulluların huzuruna çıkmış bulunmaktayım. Tüm bu kavramlarla
Beylikdüzü'nde yarattığımız sevgiyle, saygı ortamıyla ifade ediyorum ki Beylikdüzü'nde yaşayan herkesin kalbini kazandığımız gibi tüm İstanbul'un ve İstanbulluların kalbini kazanmaya geldiğimizi belirtiyor. Tekrar herkese teşekkür ediyor. Bu süreç İstanbul'umuza ve Türkiye'mize hayırlı olsun. Allah beni hiç kimseye mahcup etmesin diyorum. İmamoğlu bu sabah da akıllı telefon mesajıyla İstanbullulara ulaştı. Günaydın İstanbul, İstanbul'da yaşayan herkesin kalbine gireceğimden eminim dedi. Bir lider inanırsa, önde koşarsa ve çok çalışkan olursa, inancını ortaya koyarsa en az onun kadar inançlı, aklıyla, mücadelesiyle, ruhuyla kendini katacak, hele hele İstanbul'da milyonlarca insan yakalarsınız. Ben milyonlarca insanın kalbine gireceğimi biliyorum. Çünkü ben bu kent için ve bu kent insanları için, burada yaşayan, bu şehirde yaşayan herkes için güzel şeyler hayal ediyorum. Beylikdüzü'nde kalbine giremeyeceğim, kalbini kazanamayacağım, hiç kimsenin yaşadığını düşünmüyorum demiştim. Şu an itibariyle İstanbul'da yaşayan herkesin kalbine gireceğimden eminim. Öyle bir an gelecek ki herkes... Ben bu adama oyumu veririm diyecek. Kim eliyle oy verecek, kimi gönlüyle oy verecek. CHP'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan Muhittin Böcek, havalimanında partililer tarafından coşkuyla karşılandı. Böcek, yağmurlu havada kurulan sahneden partililere seslendi. CHP adaylarını belirlediği parti meclisi sonrası Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı açıklanan Muhittin Böcek, akşam saatlerinde Ankara'dan Antalya'ya gitti. Antalya'da hep birlikte kazanacağız inşallah. Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, havalimanında partililer tarafından coşkuyla karşılandı. Böcek, sevgi gösterilerinde bulunanlarla tokalaşıp teşekkür etti. Böcek, yağmurlu havada kurulan sahnede partililere seslendi. Güneşli günler göreceğiz arkadaşlar. ...909 mahallemizde kadınlarımızla, gençlerimizle, sevgili Antalyalılarla, dostlarımızla hep birlikte çalışacağız. Oturmak yok, hep birlikte çalışacağız. Çünkü güzel Antalya'm bize bu görevi oturmak için değil, 25 yıllık deneyimlerimizi, çalışmalarımızı daha güzel, biz daha iyi yöneteceğiz. Biz daha iyisini yapmaya çalışacağız. Bugüne kadar da Antalya'mız için çalışan, katkı koyan herkese de teşekkür edeceğiz. Kırmadan dökmeden görev sorumluluğu içerisinde bugüne kadar hiçbir kurum kuruluşla kavga etmeden hep birlikte sevgili Antalyalılarımızla, sivil toplum örgütlerimizle, abi kardeşçesine çalıştığımız gibi daha iyi çalışacağız. Portakal topladığı, sokaklarında gezdiği, hayatının geçtiği Antalya'da Büyükşehir Belediye adayının gururunu yaşadığını belirten Böcek, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na, İyi Parti lideri Akşener'e, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'a, eski Başbakan Mesut Yılmaz'a teşekkür etti. Cumhur İttifakı tamam mesajı Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli verdi. Bahçeli Erdoğan'la bir kez daha görüşme yapmalarına gerek olmadığını belirterek Cumhurbaşkanı'nın uzlaşı zeminindeki her türlü tasarrufuna saygılıyız dedi. Bu arada Cumhur İttifakı'nın yerel seçimlerdeki büyükşehir formülü de belli oldu. MHP büyükşehirlerin 27'sinde AK Parti adaylarını destekleyecek. Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye'nin içine düşürülmeye çalışıldığı çıkmazı görmüştür. MHP lideri Devlet Bahçeli'den Cumhur İttifakı tamam mesajı geldi. Bahçeli, liderler seviyesinde önümüzdeki günlerde bir görüşme ihtiyacı bize göre yoktur. Sayın Cumhurbaşkanı'nın uzlaşı zeminindeki her türlü tasarrufuna saygılıyız dedi. Cumhur İttifakı'nın yerel seçimlerdeki büyükşehir formülü de belli oldu. MHP büyükşehirlerin 27'sinde AK Parti adaylarını destekleyecek. AK Parti ise Adana, Manisa ve Mersin'de aday çıkarmayıp MHP adaylarına destek verecek.
Bazı illerin ise yeniden gözden geçirilmesine karar verildi. MHP'nin 8 ilde daha adayını çekme kararı aldığı öğrenilirken AK Parti'nin de Iğdır ve Kars adaylarını geri çekeceği, bu iki ilde MHP'yi destekleyeceği öne sürüldü. CHP'li eski vekil Barış Yarkadaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara için Mehmet Özhaseki'yi aday gösterdiğine pişman olduğunu iddia etti. O iddiaya göre Erdoğan, Özhaseki'yi Hulusi Bey önerdi ama yanıldık dedi. Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanından da dikkat çekici bir hareket var. Gökçek, Özhaseki'ye attığı destek mesajını hesabından kaldırdı. AK Parti mensubu arkadaşlarıma huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. AK Parti'nin yerel seçimlerdeki Ankara adayı Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki olmuştu. Ankara! Mehmet Özhaseki! AK Parti'den Özhaseki'ye destek de verildi. Ama eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten ilginç bir hareket geldi. Gökçek, Özhaseki'nin adı açıklandığında Twitter hesabından paylaştığı destek mesajını bir anda kaldırdı. Bu sırada Özhaseki ile ilgili dikkat çeken bir iddia da atıldı ortaya. CHP eski İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özhaseki isminin açıklanmasından rahatsız olduğunu ve yakın çevresine Hulusi Bey önerdi Özhaseki'yi, yanıldık dediğini ileri sürdü. 5 dönem Kayseri Belediye Başkanlığı var Büyükşehir. Yerel seçimler yaklaşırken seçim atmosferi de yurdun dört bir yanında hissedilmeye başlandı. İl ve ilçe belediye başkan adaylarının ardından muhtar adayları da seçim hazırlıklarına başladı. Mahalleleri afişlerle donattı. Bu dönem bir defa hakikaten muhtar adaylarımız son derece yüklü ve fazla. Tüm Türkiye'nin gözü yerel seçimlerde partilerin il ve ilçe adaylarındayken muhtar adayları da yurdun dört bir yanında seçim hazırlıklarına başladı. Türkiye Muhtarlar Federasyonu Başkanı Ramazan Özünal da bu seçimlerde muhtar adayı sayısında artış var diyor. Gecenin geç saatleri dahi telefon var. Ben de kapamam telefonlara, cevap veririm yani, doğrulara cevap veririm. O bakımdan çok güzel bir iştah var. Çok güzel bir çalışma olacağını ben düşünüyorum. Özünal'a göre bu seçim kadın adayların seçimi olacak. Tabii ki kadınların olduğu yerde her şey daha böyle derli toplu, daha prensipli, daha disiplinli olur. Bayağı bir rekor bekliyorum. Niye bekliyorum? Hem Ankara'da hem Türkiye'de ben onu söyleyeyim. Şu yönden söylüyorum. Bana açılan, biraz evvel de arz ettiğim gibi telefonlardan biliyorum ki çok... Hatta soruyorlar azamız kaç olsun. Hakikaten söylüyorum, bugüne de bu yıllara kadar en büyük rekora doğru gidiyoruz yani. Adaylar şimdiden mahalleleri de afişlerle donatmaya başladı. Hepsinin sloganı da vaadi de farklı. Meclis günlerdir bütçe mesaisinde görüşmelerde gergin geçiyor. Vekiller hemen hemen her gün yeni bir tartışma yaşıyor. Onlardan biri de dün akşam yaşandı. Bu kez uyaran kişi Meclis Başkan Vekili Celal Adan oldu. Adan, evinde bizi izleyen vatandaş bize çok kötü laflar ediyor, şunlara bakın diyor, dolayısıyla bize yakışmıyor dedi. Sus sen! Terbiyesiz! Sus! Otur yerine! Meclis Genel Kurulu'nda tansiyon yine yükseldi. CHP ve AK Parti sıraları gerildi. Karşılıklı laf atmalar başlayınca devreye Meclis Başkan Vekili Celal Adan girdi. Adam vekilleri uyardı. Vatandaşa kötü görünüyoruz dedi. Meclis Başkan Vekili olarak bir milletvekiline söz atma ifadesini kullanmaktan utanç duyuyorum. Emin olun şu anda evinde sağduyulu bir şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni izleyen vatandaş bizim adımıza çok kötü laflar ediyor. Şunlara bakın diyor. Dolayısıyla yakışmıyor. Tartışma ise CHP Ankara Milletvekili ve eski öğretmen Yıldırım Kaya'nın kürsüye çıkıp eğitim politikalarını eleştirmesiyle başlamıştı. Sanki ülke güllük gülistanlık, yoksulluk yok, soysuzluk yok, arsızlık yok, çocuğuna ayakkabı alamadığı için intihar eden baba yok, yoksulluğunun bir kenara bırakıp öğrencisini kucağa alan öğretmen yokmuş gibi bakıyoruz. En az 3 çocuk yapın diyorsunuz nikah kıyarken. Bu çocuklar nasıl okuyacak, nasıl iş bulacak hiç düşündünüz mü? Yıldırım Kaya kürsüdeyken AK Parti sıralarından sesler yükseldi. AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin ise Kaya'nın yolsuzluktan mı bahsedelim, soysuzluktan mı sözlerine cevap verdi.
Yolsuzluk mu yok? Soysuzluk mu yok? Aynen böyle konuşuyor. Şimdi böyle konuşulduğu zaman yani birazcık onuru olan bir insan ne söylüyorsun demez mi Sayın Başkan yani? Sataşma meclisin ritüelidir. Olur. Ya bir dur, yerinden sataşmadan bahsediyorum. Hakaret hiç olmaz mecliste. AK Parti grubunun genel olarak kendilerini rahatsız edilen konular kürsüden zikredildiği zaman yaptığı sataşma değil, taciz. Taciz olmaz. Başkan vekili Adan tartışmanın uzaması üzerine birleşime ara verdi. Birleşime 10 dakika ara veriyor. Mecliste CHP'li Özgür Özel ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar arasında yaşanan tartışma gündemde yerini koruyor. KRT Genel Yayın Koordinatörü Ferit Atay'ın sunduğu Sorguluyorum programına katılan emekli amiral Türker Ertürk Akar'a sert sözlerle yüklendi. Sen başkomutansın. Yumruğu çakarım. Ateş ederse ne olur? Öl, öl! Askerlik budur ya. Emekli Amiral Türker Ertürk'ün bu sözleri Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a yönelik. Bu tepkiye yol açan tartışma mecliste CHP'li Özgür Özel'in Hulusi Akar'a yönelik eleştirileri üzerine başlamıştı. 15 Temmuz günü saat 16'da darbeyi haber alıp darbeye karışanların oranı %1,5, karışmayanlar 98,5 iken eski bütün mevkidaşları, genelkurmay başkanları kimse birliklerini terk etmesin emri verilseydi 98,5 oradayken o 1,5 darbeye karışmazdı derken darbeye karışmayacakları evine yollayıp karışacaklara kışlaları teslim eden birinden bahsediyoruz. Saat 20.30 civarında içeri o alçaklar girdiler ve kafamıza tabancayı dayadılar, başımıza geçeceksin dediler. Ve ben bunu reddettim. İçinizde yatağa yattığınız zaman düşünün. Kafanızda tabanca varken hayır diyebilecek kaç kişi var? Mecliste yaşanan o tartışmaya emekli amiral Türker Ertürk de katıldı. KRT Genel Yayın Koordinatörü Ferit Atay'ın sunduğu Sorguluyorum programına katılan emekli amiral Türker Ertürk, Akar'a sert sözlerle yüklendi. Sonra yolunun açıldığına inanıyorum. Onun hiç saldırı altına gelmediğine inanıyorum. Peki kafama silah dayandığımı ne yaparım? Oradakiler sivil, sen başkomutansın. Yumruğu çakarım. Ateş ederse ne olur? Öl, öl! Askerlik budur ya. Oradaki sen milletvekiline diyemezsin kafana silah sıkarlarsa ne olur diye. O milletvekili. O sivil o. He? Savaşta başta, he? Cumhuriyete hizmet yeminini kim etti? Gerekirse ölmek için yemini kim etti? Sana birisi silahını çektiyse sen de mücadele edeceksin. Teslim olmayacaksın. Boğdurmayacaksın kendini. He? Yani öyle hayır yani, hayır dedim demek de olmuyor. Bir askerin kitabında böyle yapıyorsunuz. Yok. Yani mücadele ederdim. Yani, gerekirse ölür diyorsunuz. Bir de ki sonraki tavırları işte görüyorsunuz neler oldu. Evet, 300'den fazla komutanın gözaltına alındığı balyoz soruşturması ve o insanlara yaşatılanlar önceki gün mecliste gündeme geldi. Milli Savunma Bakanı Akar ve CHP Meclis Grup Başkan Vekili Özgür Özel arasında sert tartışma yaşandı. Emekli Kurmay Albay İkrami Özturan da balyoz sanığı oldu. Meclisteki o tartışmaları dinledi. Olayın tanığı emekli Kurmay Albay İkrami Özturan şu anda hattımızda. Sayın Özturan, merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar efendim. Sayın Özturan, balyoz davasına bakacak olursak eğer şimdi o süreçte, balyoz sürecinde Sayın Hulusi Akar'ın olumlu olumsuz rolüyle ilgili nelere tanıklık ettiniz diye bir soru yönelteyim size. Efendim, bu süreç içerisinde ifade edilen gerek meclis çok önemli şeyler de hani gerçekler var dedik. Bugün Sayın Özel'in mecliste Sayın Akar'a hitaben söylediği gibi hakkını helal etmeden gitmiş silah arkadaşlarımız var diyor. Belki de en önemli yanı budur. Bakın bugün Deniz Öğretmen Yarbay'ın bugün itibariyle 12.30'da mezarı başında anma töreni vardı. Bu akşam da bir şiir kitabı tanıtılacak ve anma töreni yapılacak. Bu süreçte sadece bu süreçte 9 şehidimiz var. Bu hukuksuzluğa, haksızlığa, adaletsizliğe tahammül edemeyerek, bu kumpas davalara göğüs veremediği için intihar eden tam 9 kişi var. Bunun dışında şehitlerimiz var.
Murat Özenalp gibi çocuğunun gözü önünde beyin kanaması geçirip giden, Özden Örnek gibi, Cem Çakmak gibi hastalıkla boğuşamayıp gidenler var. Bunlar gerçeklerdir. Bu ülkenin gerçekleridir. Bunların bilinmesi lazım. Ve yılların ayıbı maalesef devam ediyor. Çünkü bir proje kapsamında birçok kesimin katkısıyla, el birliğiyle bu davalar gerçekleştirildi. Ve bu davalar maalesef hukuk maskesi altında işlendi. Ve bize Balyoz davası diyorlar ya, asıl Balyoz davası, resmi gerçek dava 71 darbesinden sonra o zamanki teknokrat başbakan Nihat Erim'in uyguladığı dava değil. Yani devletin uyguladığı resmi bir şey değil. Ama iftirayla, kurguyla yapılmış bir planın parçası olarak destek oldular. Biz bunları gördük. Ve demokrasimizin zayıflığını gördük. Sahipsizliğimizi gördük. Ülkede gerçek bir fiili hesaplaşmanın varlığını gördük. Ve üstelik bu siyaset, hukuk, ordu sarmalında gerçekleşti. Eski yeniye hesap soruyor. Ciddi bir hesaplaşma var ve bu hesaplaşmadan Türk Silahlı Kuvvetleri maalesef kendisine düşeni de fazlasıyla yaşıyor. Bunların sebebine öz eleştiri yapılmadı. Nerede hata yaptık, nerede yanlış yaptık diye. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kitabında da yer verdiğim gibi en büyük eksikliği, en büyük yanlışı, en büyük hatası bir öz eleştiri yapmamasıdır. Yapmışsa da bunu kamuoyuyla paylaşmamasıdır. Bir özür dilenmedi, iyileştirme yapılmadı. Birçok genç subay, asubaylar var, onların özlük hakları verilmedi. Silahlı kuvvetlerinde bu davalarda yargılanan mağdurların tatmin olmaması toplumu da tatmin etmedi. Çünkü toplum hala bu konuda öfkeli. Bakın, her şeyin içinde biriken bir şey bir zaman sonra patlar ve şu anda Türk ulusu bu hukuksuzluğa, haksızlığa, adaletsizliğe karşı içten içe öfke duyuyor. Türkiye'nin sorunu adalet sorunudur. Bu adalet sorununu mutlak surette gidermek, aklı selim davranmak gerekiyor. Demokrasi bilincimizi geliştirmemiz gerekiyor. Yaraları kaşımamak gerekiyor. Az dilemek gerekiyor. Sayın Özturan, anlattınız, evet, özetlediniz, yaşanan, yaşatılan çok şey var tabii o süreçte. Şimdi yeniden mecliste böyle bir konu gündeme gelince neler hissettiğinizi merak ediyorum ben. Şimdi neler hissettim? Acı yanı şu, bugün evet eskinin askere bakış açısı vesaire bunlar söyleniyor. Ancak silahlı kuvvetlerin veya askerin gerçek manada bir otonomisi var. Bunu korumak gerekiyor. Bu demokrasiye müdahil olmak, işte siyasete karışmak, ülkeyi yönetmek, ülkenin yönetimine karışmak demek değil. Silahlı kuvvetlerin bir ayrıcalığı, bir otonomisi olmalı ve bunu mutlak surette korumalıyız, korunmalı. Maalesef bu yok. O yüzden bugün Türk milletinin, Türk ordusuna bakış açısı değişmiştir. Mecliste Sayın Akar'ın yaşadığı durumu ben asla kişisel olarak söylüyorum, yaşamak istemezdim. Bu bakanlığa razı olmayıp emekli bir genelkurmay başkanı olarak köşeme çekilip yine ülkeye çeşitli vesilelerle katkı sağlamayı geylerdim. Orada işte susun, dinleyin dediğinizde dinlemeyen siyasilerin, milletvekillerin onu düşürdüğü durum gerçekten üzücü. Türk ordusunun bu şekilde üzülmesi veya bu duruma düşmesi, eski genelkurmay başkanı seçimi sürüyor çünkü bugün bakan da olsanız sonuçta sizi genelkurmay başkanı olarak orada değerlendiriyorlar, yargılıyorlar, sorguluyorlar. Bu anlamda Atatürk'ün sözü aklıma geldi o tartışmayla birlikte. Eğer bir gün size Türk milleti yenildi denilirse asla inanmayın diyor, yeniden komutanlardır diyor. İşte bugün Türk ordusunun düştüğü duruma sebep olanlar maalesef ve maalesef genelkurmay başkanları, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni temsil eden komuta heyetleridir. Bunun için üzülüyorum. Bizim bütün çabamız da o meclisteki tartışmalardan sonra da söyledim. Bir mücadele veriliyor. Hak, hukuk, adalet mücadelesi veriliyor. Bunun tek şeyi vatan, bayrak, onuru için ölmeye namus yemin etmiş bu insanların çabasıdır yani. Bunun arayışındayız. Yoksa kendi başımıza, kendi adımıza aradığımız, sorguladığımız hiçbir şey yok. Bizim kaygımız devlettir, millettir, silahlı kuvvetlerdir. Bu anlamda çok üzüldüm ve bu üzüntümüz de devam ediyor. Çünkü bu son dönemde siyasi hayata yaşananlar nedeniyle
böyle bir millet olma ruhunu da sanki temelden zedeledik. Öyle bir sıkıntıyı da yaşıyorum ben kişisel olarak, bir vatandaş olarak. Ve öyle bir inanç var ki şu an ülkede sanki Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik bu çabalar Atatürkçü ve layık yapısı kırılana kadar sürecek. Bunun kaygısını yaşıyorum. Evet, ve peki. Bunun da mücadele... Evet. Lütfen bunun da mücadelesini vermek zorundayız. Bunun da mücadelesi sürdürülmeli diye düşünüyorum Sayın Aslan. Çok teşekkürler Sayın Özturan, değerli katılımınız için sağ olun. Evet sevgili izleyenler, emekli kurmay albay Sayın İkrami Özturan telefon hattımızdaydı. Şimdi Şile'ye uzanacağız hemen sevgili izleyenler, sıcak görüntüler varsa da hemen yönet. Evet, İstanbul'un çilesini getireceğiz şimdi ekranlarınıza. Dün akşam saatlerinde başlayan sağanak ve şiddetli rüzgar adeta hayatı durma noktasına getirdi. Evlerin çatıları uçtu, istinat duvarları yıkıldı, birçok yeri de su bastı. İşte İstanbul'un fırtınayla imtihanı. İstanbullular geceyi adeta kabus gibi geçirdi. Sağanak ve şiddetli rüzgar birçok yerde hayatı olumsuz etkiledi. Görüntüler Arnavutköy'den. İstanbul Havalimanı'nda çalışan işçilerin servislerine bindiği alanı su bastı. Onlarca araç su altında kaldı. Çalışanlar uzun süre işlerine gidemedi. Silivri'de ise şiddetli rüzgar çatıları uçurdu. Akşam saatlerinde iyice şiddetlenen rüzgar bazı binaların çatılarını uçurdu. Ayazan'da ise su baskını vardı. Yol göle dönerken cadde araç trafiğine kapandı. Kapanan yolda bazı araçlar geri dönmek zorunda kaldı. Belediye ekipleri suyu tahliye etmek için hemen çalışma başlattı. Beykoz'da ise sağanak sonrası istinat duvarı çöktü ve iki ev tahliye edildi. İncirköy mahallesinde bulunan bir gece konduya ait istinat duvarı gece saatlerinde çöktü. Çöken istinat duvarı kayan toprakla beraber alt tarafta bulunan iki katlı bir evde hasara neden oldu. Benzer görüntüler Şişli'de de vardı. Bir gece konduda sabaha karşı çökme meydana geldi. Çatı ve gecekondunun bir bölümünün çökmesi sonucu 4 kişilik aileden baba molozlar altında mahsur kaldı. Olay yerine giden itfaiye ekipleri mahsur kalan babayı kurtardı. Yaralı kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağanak ve rüzgar İstanbulluların trafik çilesini adeta ikiye katladı. Görüntüler bir metrobüs kuyruğundan. Zincirlikuyu metrobüs durağında akşam çıkışında adeta insan seli yaşandı. Durak içinde ve dışındaki yoğunluk nedeniyle turnikeler kayboldu. Durağa girebilen şanslı yolcular dolu gelen metrobüse binebilmek için dakikalarca bekledi. İstanbul sabah saatlerinde trafik çilesiyle uyanırken Beylikdüzü ve Silivri'de ise kar yağışı başladı. Yurt soğuk sevgili izleyenler ve soğuk havanın etkisinde hala devam ediyor. Öyle ki kar ve kuvvetli yağış birçok bölgede etkisini gösteriyor. Çanakkale, Tekirdağ ve Edirne'de, hatta Niğde'de de kar yağışı sebebiyle eğitime ara verildi. Meteorolojiden de soğuk hava uyarısı geldi. Yurt soğuk havanın etkisinde Çanakkale'de kar yağışı etkili oldu. Çanakkale'nin Gelibolu ve Biga ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bugün ara verildi. Kar Edirne'de de etkisini gösterdi, eğitime ara verildi. Trakya'yı etkisi altına alan kar yağışı Edirne'den yurda giriş yaptı. Kar yağışı nedeniyle eğitime birçok noktada bir günlüğüne ara verildi. Tekirdağ'da da durum aynı. Soğuk ve yağışlı hava Trakya'da yaşamı olumsuz etkilerken Tekirdağ'da ve ilçelerinde okullar bugün ve yarın tatil edildi. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde saatte 60 kilometre hızla esen fırtına nedeniyle havaalanında yapılması planlanan eğitim uçuşları da iptal. Balıkesir'in Bandırma ilçesinde iki gündür aralıklarla yağan yağmur nedeniyle yollar kapandı. Erdek, Bandırma yolu, Kamplar bölgesinde derenin taşması sonucu trafiğe kapandı.
Ayrıca Erde'ye bağlı Kırsal Tural Mahallesi'ne giden yolda aşırı yağış nedeniyle toprak kayması meydana geldi. Meteoroloji de uyarıda bulunduğu bir harita paylaştı. Haritada bugün için kuvvetli rüzgara, şiddetli ve kuvvetli yağışa dikkat çekti. Evet, siyasete dönelim. Liderler arasındaki sokağa çıkma tartışmalarına İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katıldı. Türk İş ziyaretinde konuşan Akşener, kimse sokağa inecek değil, insanlar geçim derdinde ifadelerini kullandı. Vatandaşın geçim sıkıntısına dikkat çeken Akşener, asgari ücret ve taşeron işçiler konuları da meclis gündemine getireceklerini belirtti. Kimseyi sokağa çıkartamayacaksın. Burası Paris değil. Sokaklara çıkarsanız şunu yaparım, sokaklara çıkarsanız bunu yaparım diye bir sürü böyle konuşmalar. Ya sevgili Erdoğan, ben zaten sokaklardayım. Sokağa çıkma tartışmalarına İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katıldı. Akşener, kimse sokağa inecek değil, kimse sokakta herhangi bir acayiplik yapacak değil. İnsanlar geçim derdinde, çocuğunu okutmak derdinde dedi. STK'lardan sorumlu genel başkan yardımcılığının... Akşener bu açıklamayı Türk İş ziyaretinde yaptı. Vatandaşın derdinin geçim sıkıntısı olduğunu söyleyen Akşener, asgari ücret ve taşeron işçiler konularını meclis gündemine getireceklerini söyledi. Asgari ücret ve taşeron işçiler konusunda onların üzerinde durduğu konulardır. Bilgiler aldık ve her zaman yaptığımız gibi bütçe sonrasında başlayacak olan grup toplantılarımızda, grup konuşmalarımıza bu sendikalardan öğrendiğimiz daha ayrıntılı bilgileri hem grup konuşmalarımıza koyup hem de ya araştırma önergesi ya kanun teklifi şeklinde mecliste gündeme getirmeye yönelik bir yol haritamız var bizim. Adana'da İyi Parti Sarıçam İlçe Başkanlığı binasına kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açıldı. Binanın duvarına iki, camına da bir merminin isabet ettiği saldırının gece geç saatlerde gerçekleştiği düşünülüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK'nın terörist sayısının tarihin en düşük seviyesinde olduğunu söyledi. Geçen yıl 697, bu yılsa 347 terör eyleminin oluşmadan engellendiğini duyurdu. Örgüte katılım tarihinin en düşük seviyesinde. PKK terörist sayısı tarihinin en düşük seviyesinde. DHKPC ve MKP kırsaldan tamamen silindi. FETÖ'nün bütün haberleşme ağları, Baylok'tan ankesörlü telefon sistemlerine kadar hepsi çözüldü ve çökertildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu terörle mücadele konusunda konuştu. Bu yıl önlenen terör eylemi sayısını açıkladı. Geçen yıl toplam 697 terör eylemini oluşmadan engellemiştik. Bu yıl 347. Ankara'da terörle mücadele şube müdürleri değerlendirme ve analiz çalıştayında konuşan Soylu, PKK içinde Avrupa'nın en ölümcül terör örgütü dedi. Soylu'nun bir eleştirisi de terör örgütleri üzerinden Avrupa'ya oldu. Batılı dostlarımıza terörle mücadele konusunda bir şey anlatmak, deveye hendek atlatmaktan maalesef çok daha zor. Hala o teröristlerle işbirliği aşklarından vazgeçebilmiş değildir. Hala aşırı sol terör örgütlerine, PKK'ya oturum hakkı veriyorlar. Hala lojistik ve finans desteği sağlıyorlar. PKK 80'lerin ortalarından itibaren Avrupa'nın en büyük suç örgütü. Ama hala biz iade taleplerimizin çoğundan maalesef yanıt alamıyoruz. FETÖ ile ilgili onlarca, belki yüzlerce görüşme yaptık. Her düzeyde görüşme yaptık. Ama hala amiyane tabirle katkum ediyorlar. ABD Dışişleri Bakanlığı 3,5 milyar dolar değerindeki Patriot hava ve füze savunma sistemlerinin Türkiye'ye satışına onay verdi. ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye'ye 3,5 milyar dolarlık olası Patriot hava ve füze savunma sistemi satışını onayladı. ABD Patriot satışını Rus S-400'lerine alternatif sistem olarak gündemde tutmuştu. ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı söz konusu satışın onaylanmasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada Dışişleri Bakanlığı tahmini 3,5 milyar dolar değerinde Patriot füzesi,
60 ileri kabiliyet Patriot 3 füzesiyle ilgili ekipman satışını onaylamaya karar verdi. Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı bu satış konusunda Kongre'yi bilgilendirdi, ifadelerine yer verildi. Satışın onaylanmasının Türkiye'nin hava savunma kapasitesine önemli esneklik kazandırılacağı ifade edilen açıklamada, hava ve füze tehditleriyle başka saldırıları caydırma kabiliyetine sahip güvenli bir Türkiye, NATO ve Avrupa kıtasında barış ve istikrarı sağlayacaktır denildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump'a Fırat'ın doğusundaki teröristlerin gitmesi gerektiğini söylediğini ve onun da olumlu cevaplar verdiğini dile getirmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Robert Paladion, Erdoğan'ın bu açıklamalarına yanıltıcı beyan olarak tanımladı. Paladino, Erdoğan'ın söz konusu açıklamasının yanıltıcı bir beyan olup olmadığına dair sorulan soruya evet yanıtını verdi. Sözcü Paladino, ABD'nin Suriye hükümetinde reform yapılmasına ve Suriye'de herkesin yaşamasına olanak sağlayacak uluslararası sürece odaklandığını kaydetti. Suriye politikasıyla ilgili ABD'den yeni bir açıklama var. ABD'nin Suriye özel temsilcisi Jeffrey Esad'dan kurtulmaya çalışmıyoruz dedi. ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley ise Orta Doğu gerçeğinin büyük ölçüde değiştiğini söyledi. Suriye'deki iç savaş sonrası ülkelerin Suriye politikasında Esadlı ya da Esadsız geçiş en çok tartışılan konulardan biri oldu. Bu ülkelerden biri de Amerika Birleşik Devletleri. ABD'den gelen son açıklamada ABD'nin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'dan kurtulmaya çalışmak gibi bir amacının olmadığı söylendi. Trump yönetiminin Suriye politikası ile ilgili ABD'nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey'den bir açıklama geldi. Jeffrey, bir rejim değişikliği değil, tamamen farklı olan bir rejim görmek istiyoruz. Esad'dan kurtulmaya çalışmıyoruz dedi. We could have withdrawn immediately. We did not do that. ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley ile Trump yönetiminin Orta Doğu Barış Planı'na ilişkin konuştu. Haley, öncekilerin aksine bu plan belirsiz ve öngörülmeyen yönergeler içeren yalnızca birkaç sayfadan ibaret değil. Orta Doğu gerçeğinin büyük ölçüde değiştiğini de göz önünde bulunduruyor ifadelerini kullandı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu dün akşam Avrupa Birliği Büyükelçileri'yle bir araya geldi. Toplantının ardından Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz kürsüdeydi. Çeviköz, CHP liderine gelen yurt dışına gittiği zaman Türkiye'yi şikayet ediyor iddialarına yanıt verdi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bu akşam Avrupa Birliği Büyükelçileri'yle bir yemekte. Biz de onlar Noel tatiline çıkmadan evvel kendileriyle bir yemekte bir araya gelerek güncel bazı meseleleri konuşma imkanı bulduk. Aynı zamanda Avrupa Birliği Karma Parlamenter Komisyonu üyesi Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerimiz de bulundular. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Avrupa Birliği ülkelerinin büyükelçileriyle bir aradaydı. Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından CHP'nin dış ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz kameraların karşısına geçti. Çeviköz CHP liderine gelen eleştirilere yanıt verdi. Sayın Genel Başkanımızın yurt dışına ziyarette bulunduğu zaman Türkiye'yi şikayete gitti diyerek bazı serzenişlerde bulunuyor. Bu akşam herhangi bir yorgunluğa yol açmamak için biz hepsini birden davet edip şikayetimizi toplu olarak kendilerine dile getirmiş olduk. Elektrik, su, doğalgaz derken şimdi de internete zam kapıda. Türk Telekom diğer operatörlere sunduğu toptan hat kiralama bedeline fahiş bir zam yaptı. Bu zamın önümüzdeki aylarda faturalara ciddi şekilde yansıması bekleniyor. Adil kullanım kotasının 2019 başında kalkacak olmasıyla servis sağlayıcılar da internet fiyatlarını şekillendirmeye başladı. Fiyatları ilk açıklayan şirketlerden biri olan Türk Telekom, büyük tepki sonrasında fiyatları kaldırmış ve açıklamayı başka bir tarihe ertelemişti. Şimdi ise eğer onay gelirse Türk Telekom diğer operatörlere sağladığı kiralık hatlara...
%66 zam yapacak. Bu da internet fiyatları için yeni zamın en büyük habercisi oldu. Türk Telekom altyapısını kullanarak hizmet veren internet servis sağlayıcıları normalde ödediklerinden %66 daha fazla hat kira bedeli ödeyecekler. Bu da daha fazla internet faturası demek. Operatörler artan maliyetleri müşterilerine yansıtmak zorunda kalacak. Birleşik Metal İşçileri Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi asgari ücretle zam alım gücü dönem raporunu açıkladı. Rapora göre asgari ücret temel gıda harcamalarının çoğunda alım gücünü ciddi oranda kaybetti. Her 100 ürünün 86'sında alım gücü kaybı var. Asgari ücretli 2 yıl önce alabildiği soğanın bugün ancak %38'ini alabiliyor. Yani şu an gerçekten ay sonunu getiremiyoruz. Asgari ücretlinin alım gücü kalmadı. Birleşik Metal İşçileri Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi asgari ücretle alım gücü dönem raporuna göre asgari ücret temel gıda harcamalarının çoğunda alım gücünü ciddi oranda kaybetti. Yetmiyor canım, yetmiyor. Evet. Ne kadar olmalı? Geçim zor. En az 3 olmalı. Ya şu an asgari ücretle hiç kimse geçinemiyor ne yazık ki. Ürünlerin %86'sında alım gücü kaybı gerçekleşti. Asgari ücretin 2016 yılındaki alım gücünü soğanda kazanması için en az 4.236 lira, patateste kazanması için en az 3.357 lira, sütte kazanması için ise en az 2.018 lira olması gerekiyor. Asgari ücretli 2 yıl önce alabildiği soğan miktarının bugün ancak %38'ini alabiliyor. Vallahi gayet güzeldi, iyiydi. En azından 3-4 kilo alıyorduk. Evet. Ama şimdi birer kilo alıyoruz. Evet. Bir de azalıyoruz da biraz aldık mecbur. Alıyorduk. 5 kilo, 4 kilo. Ama şimdi işte bütçemize göre. Raporda hem bu alım gücü kayıplarının telafisi hem de asgari ücretlinin ürettiği değerden ekonomik büyümeden pay alabilmesi için asgari ücretin en az 2.800 lira olması gerektiği vurgulanıyor. Dicle Barajı'nda fazla su tahliyesi sırasında kopan kapağın yerine 200 tonluk yeni kapağın takılması için çalışma başlatıldı. Diyarbakır'ın Eyin ilçesinde aşırı yağış nedeniyle fazla suyun tahliyesi için 13 Aralık'ta dolu savakta açılmaya çalışılan 3 kapaktan biri yerinden söküldü. Bunun üzerine barajdan tahliye olan tonlarca suyun döküldüğü Dicle Nehri'nde su seviyesi yükseldi. Suyun yükselmesiyle Dicle Nehri'nin aktığı Diyarbakır'ın 6 ilçesi ve UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde bulunan Hevsel bahçelerinde de su baskını meydana geldi. Devlet Su İşleri tarafından Ilısu Barajı'ndan bölgeye getirilen 200 tonluk yeni kapağın montajı için çalışma başlatıldı. Suyun tahliyesinin tamamlanması için dolu savaktaki diğer İki kapak da açıldı. Suyun tamamen tahliyesinin ardından yeni kapağın montajı yapılacak. Barajdan Dicle Nehri'ne akan 270 milyon metreküp suyunsa 3 ayda birikeceği belirtildi. Profesör Doktor Canan Karatay dikkat çeken açıklamalarına devam ediyor. Karatay bu kez tarım ilaçlı ürünlere dikkati çekti. Zehirdirler, kanser yaptıkları %1500 kanıtlanmıştır dedi. Karatay ayrıca trans yağ kullanımını da işaret etti. Yani tarım ilaçları zehirdir. Tarım ilaçları zehirdir. Tarım ilaçları zehirdir. Trans yağlar yapar ve sizi kanser yapar. Tarım ilaçlarının kanser yaptığı artık %1500 kanıtlandı. İç hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Canan Karatay tarım ilaçlarına dikkati çekti. Hastalık riskinin altını çizdi. Karatay'ın üzerinde durduğu bir başka konu da yağlar, trans yağlar. Palm yağında palmitik oil dediğimiz palmitik yağ vardır. Bu şey olduğu zaman, yani rafine olduğu zaman, işlem gördüğü zaman, işte kızartmaya girdiği zaman, ısıl işlem gördüğü zaman, basınç gördüğü zaman bozulur. Ne olur? Trans yağ olur. Trans yağlar nedir? Kanserojendir. Trans yağlar nedir? Kalp krizi sebebidir. Trans yağlar Alzheimer sebebidir. Peki trans yağ nedir? Nelerde kullanılır? Yaşam sistemini nasıl etkiler? Endüstride her yerde kullanılıyor. Efendime söyleyeyim, bütün kozmetiklerde kullanılabiliyor.
bütün efendime söyleyeyim şampuanlarda, sabunlarda, efendime söyleyeyim bütün bunlarda palm yağı kullanılıyor. Biz bilerek ve bilmeyerek bunu vücudumuza soktuğumuz zaman tehlikeli. Tabii ki kilo, çünkü karaciğeri yağlandırıyor. Çünkü beyni bozuyor. Tabii ki kilo aldırıyor. Bozuk yağ olduğu için tehlikeli. İnsülin direncini, şeker hastalığı yapıyor. Kanser yapıyor. Bütün kronik dejeneratif hastalıklar dediğimiz karaciğer yağlanması, pankreas yağlanması bunların hepsini yapıyor. Profesör Karatay'ın hem annelere hem de babalara önerileri var. Anneler işlenmiş olan hiçbir paketle gıda yememeye çalışması lazım. Anneler doğal, her zaman söylüyoruz. Soğuk zıkım, virgin, yani bozulmamış zeytinyağı çok önemli. Onları yerlerse çocuklar da çok sağlıklı olur. Trans yağ yerse baba, her türlü trans yağ yerse, her türlü palm oil'lü gıdaları bilerek bilmeyerek tüketirse spermleri bozuyor, hormonal dengeyi bozuyor, testosteronu düşürüyor. Peki doğrusu ne? Ne tüketilmeli? Nasıl tüketilmeli? Meyve seviyorsanız kurtlu meyve olacak, bir kere olabilecek. Ondan sonra bol bol balık. Niye kurtlu meyve? Parlağından uzaklayalım. Çünkü hepsinin üstü ilaç ve kimyasal dolu da ondan. Yani tarım ilaçları zehirdir. Tarım ilaçları zehirdir. Tarım ilaçları zehirdir. Trans yağlar yapar ve sizi kanser yapar. Tarım ilaçlarının kanser yaptığı artık %1500 kanıtlandı. Bilerek kullanılıyor. Kızartmalarda kullanılıyor. Riviera zeytinyağı işlem gören zeytinyağı olduğu için en tehlikeli. Aynı şekilde palm oil yağda, palm yağda yani palmitik asitte işlem gördüğü için kanserojen, Riviera'da işlem gördüğü için kanserojen. Antalya'nın Manavgat ilçesinde 15 gün önce tüfekle vurulmuş olarak bulunan kedi tedaviyle yaşama döndürüldü. Başından 9 saçma çıkarılan kediye Umut adı verildi. Manavgat'ın Bahçeli Evler Mahallesi'nde vatandaşlar tarafından 15 gün önce tüfekle vurulmuş halde bulunan kedi, Manavgat Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Barındırma ve Bakım Merkezi yetkililerine teslim edildi. Başından vurulan ve ölmek üzere olan kediyi hemen ameliyata alan barınak görevlileri isabet eden 9 saçmayı çıkardı. Manavgat Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Barındırma ve Bakım Merkezi'nde 15 gündür tedavisi devam eden ve ameliyat izlerinin de kaybolmasıyla sağlığına kavuşan kediye barınak görevlileri tarafından Umut adı verildi. Umut kediye sıcak bir yuva arama çalışmasına başlanıldığı belirtildi. Başrollerini Çağlar Ertuğrul ve Meriç Aral'ın paylaştığı Yanımda Kal filminin İstanbul Galası ünlü oyuncuların katılımıyla dün yapıldı. Film 21 Aralık Cuma günü vizyona giriyor. Dur gülme. Emir Kurt, memnun oldum. İşkolik bir adamla sokak şarkıcısının dramatik hikayesini konu alan Yanımda Kal filminin galası yoğun katılımla gerçekleşti. Yanımda Kal'ın yönetmen koltuğunda Mustafa Uğur Yağcıoğlu oturuyor. Aşk ve dram türündeki filmin başrollerini ise Çağlar Ertuğrul ve Meriç Aral paylaşıyor. Çok heyecanlıyım şu anda, çok teşekkürler. İnsanların zaman zaman güleceği, zaman zaman ağlayacağı bir film olduğunu düşünüyorum. Ben senaryoyu okurken sonunda ağladım. Sanıyorum insanlar da duygulanacaklar. Evet, ayağınıza serüven oldu. Senaryoyu ilk okuduğumuzdan bugüne neredeyse bir sene geçti. Ve artık sonunda meyveyi alacağız diyelim. Çok heyecanlıyız. Yanımda Kal filmi 21 Aralık Cuma günü vizyona giriyor. Madde 7, spor araba kullan. Bu kadar yavaş gidebildiğini bilmiyordum bu araba. Bu haberle birlikte gün izini noktalıyoruz sevgili izleyenler. Bizlere ulaşabilmeniz için WhatsApp hattımızı hatırlatalım. 0545 357 42 13 numaralı hattan sesinizi duyurabilirsiniz. Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri töreninde konuşuyor. Ekranlarınıza taşıyoruz. Hoşçakalın. Her fırsatta kültür ve sanat insanlarımızla birlikte olmaya önem veriyoruz. Bazı çevrelerin
hüsnü niyet ürünü bu gayretimize dahi tahammül edemediklerini üzüntüyle takip ediyoruz. Ülkemizin en büyük sorunu kendi toplumunu, kendi ülkesini küçümseyen bir grubun uzunca bir süre kültür sanat dünyamızı